Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 14 Aralık 2022 yani dünü siyaset tarihine geçmiş bir yargı darbesi olarak lütfen not defterinize kat edin. Ama şunu da unutmayın, demokrasinin kalbi parlamentodur ve biz bunu Millet İttifakı'nda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sizlere milletin iradesine nasıl sahip çıkılır, nasıl yargılama yapılır göstereceğiz ve buna siz de şahit olacaksınız. Şimdi geçen mahkemede ben de vardım. Hakim içeriye girdiğinde aynen şu ifadeleri kullandı, tanığın ifadesine binaen. Dedi ki, bu ifade Süleyman Soylu'ya söylenmiştir. Avukatlar müdahil oldu, bu söz tutanağa geçsin diye ve tutanağa geçirildi. Sonra savcının mütalaası istendi. Savcı mütalaasını vermek için bilgisayarını açtı, USB'sini taktı ve çıkardığı USB'sini kaleme vererek kayıtlara geçirin dedi. Mütalaa bile etmekten imtina etti. Sonrasında avukatların itirazı devam ettiğinde hakim şu cümleyi net olarak kurdu ve tutanaklara da geçti. Dedi ki, itirazınızı istinafa yaparsınız. Bu demektir ki karar verilmiş. Bu demektir ki karar önceden verilmiş. Peki bu kararı veren hakim neydi? Bakın sosyal medyaya fotoğrafları düştü. Sayın hakim, sizin Sancaktepe yönetiminizle birlikte çok güzel bir yemeğe davete gitmiş ve misafirlerimizi çok iyi ağırladık diye bir teşekkür beyanı var. Peki hukuksuz bir şekilde tutukluluk ve ceza isteyen savcı kim? Canikli Belediye Başkanınızın yeğeni. Şimdi burada çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki hukuk, bizim adaletimiz özgür, bizim adaletimiz tarafsız, bırakın. Geçin bu lafları. Bir örnekle bunu tescillemek istiyorum. Bu ülkede yaşanabilecek en büyük utançlardan biri yaşandı. 6 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunuldu. 2020'de bakanlığın bunu bildiği ve toplum bunun ne kadar farkında diye beklediği, bir başka tercümeyle çok da toplumun umurunda değilse üstünü kapatalım geçsin tarzı bir anlayışla bu çığlığa ses vermediğini hepimiz burada gördük. Bakan kendisi itiraf etti. Sonra ne oldu? Toplumsal baskı, Cumhuriyet Halk Partisi ses yükseltti, muhalefet ses yükseltti, bütün duyarlı insanlar ses yükseltti. Sizden ağız dolusu bir tepki duymadık. Duyamadık. Ve mahkeme Mayıs ayına ertelendi. Sonra Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu sabahın 9'unda Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Dedi ki, bunu içime sindiremiyorum. Bu bir vicdansızlıktır. Bunun gereği yapılmasıdır. Sonra ne oldu? Sonra ne olduğunu söyleyeyim. Derhal o tarafsız dediğiniz yargı harekete geçti. Mahkeme Ocak ayına alındı. Dün tutuklama kararıyla arama çıkarıldı. Bugün de o iki şahıs tutuklandı. Sevsinler sizin tarafsızlığınızı. Bunu birkaç rakamla da özetlemek isterim. Bakın, hukukun üstünlüğü endeksine göre Türkiye 140 ülke arasında 116. İnsan hakları konusunda 140 ülke arasında 134. sırada. Yolsuzluk endeksi çok iyi biliyoruz. 180 ülkede 96. sırada. Ama eminim bağımsız bir şirket tarafından yüzsüzlük endeksi yapılsa birinci çıkarsınız. Siz liyakat sistemini ortadan kaldırdınız, yerine sadakat getirdiniz. Siz adalet mülkün temelidir anlayışını temelinden kopartıp AK Partili adayları hakim olarak atadınız. Yargının en üst seviyesine kadar getirdiniz. Burada sizin vicdanlarınıza seslenmek istiyorum. Bu meclis çatısı altında görev yaptığımız 4,5 yıl içerisinde gelin yolsuzlukları araştıralım dedik, hayır dediniz. Gelin rüşveti araştıralım dedik, hayır dediniz. Gelin çocuk istismarlarını araştıralım dediniz, hayır dediniz. Gelin uyuşturucu ticaretini araştıralım dedik, hayır dediniz. Şimdi buraya bütçede çıktığında birçok arkadaşınız verilerle bu bütçenin ne kadar başarılı, ne kadar yerli ve milli olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama bir şeyi unuttunuz. Sizin yerli ve milli olarak yapabildiğiniz tek proje
Escobar'dır. Onu da bakan yaptınız. Gelelim 2020 bütçesine. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2023 bütçesi 660 milyar TL açık veren, 566 milyar lira da faize para harcayan bir bütçedir. 2021 yılı cari açık 13 milyar dolardan 2022'de 47 milyar dolara çıkmıştır. Gıda enflasyonu %50'leri aşmış, döviz kuru %304.60, iç borç 348 milyar liradan, iyi durun, iyi dinleyin, 2 trilyon 564 milyara çıkmış. Burada bütçeyi takip edebildiğimiz yöntem sayesinde iki konuşmacı çıktı, istihdamın çok yüksek verilerle düzeldiğini ve artış gösterdiğini, işsizliğin bittiğini söyledi. Arkadaşlar bakın, biz demiyoruz, sizin özel kurumunuz TÜİK söylüyor. 2018 ikinci çeyrekte haftalık çalışma saati 1 milyon 233 bin iken 2022 üçüncü çeyreğinde bu 1 milyon 254 saate düşmüş. Nerede istihdam? İşçiler çalışmıyor o zaman. Yine çalışma çağına ulaşmış 4,5 milyon insanımızdan sadece 872 binini işe yerleştirebilmişsiniz. Yani bir başka deyişle %80'i işsiz. Gelelim seçim bölgemde de bir iki laf yapılmayanları anlatmak isterim. Burdur'umuz kendi beji itibariyle Burdur mermerinde dünya standartlarında bir il. Ama mermer ocaklarının geriye bıraktığı alanları rehabilite etmeyişi ve KDV üretecek sektörlerin yeterince finansman sağlanmaması sebebiyle KDV üretimi yapılmadan direkt ihracat ediliyor. Burdur'a sadece tozu toprağı kalmış vaziyette. Son zamanlarda Burdur'umuzda devam eden bir sorunumuz var. Yaklaşık 40 yıldır kimsenin çözemediği bir sorun, içme suyu sorunu ve bunu siyasete alet edip belediyemizi endekslemek son derece yakışıksız ve gerçekle bağdaşmayan bir durumdur. Buradan hemşerilerimize sözümüz olsun. İçme suyunuz Millet İttifakı döneminde ilk bir yıl içinde gelecektir. O içme suyu barajı yapılacaktır. Bir diğeri Burdur Gölümüz. Benim milletvekili olmamdan itibaren hatırladığım kadarıyla sadece 5 tane çalıştay yapıldı. Her çalıştayda karar alındı. Her çalıştayda şunu yapacağız, bunu yapacağız denildi. Ama göl 1/3'ünü kurudu. Ortada bir denetimsizlik, kaçak sondajlar ve etrafında suyu çok çeken bitkilerin yetiştirilmesine nedense engel olunamadı. Bir diğer sorunumuz ise, burada beni dinleyen iktidar vekilimiz de var. Burdur Fethiye yolumuz var. Arkadaşlar 10 yıldır bitirilmedi ya. 10 yıldır. Her yaz bir kaza olur. Her yaz birileri ölür. 10 yıldır bir yol bitmez mi ya? Vallahi bitmedi, billahi bitmedi ya. Tarım ve hayvancılık kesimine gelirsek Burdur bu konuda marka şehirlerden biri. Son yılda 2,5 milyon sığırımız kesime gitti. Niye? Yeme para yetiştiremedikleri için. Niye? Sütleri para etmediği için. Burada çiftçilerimiz tarladan, hayvanlarından vazgeçiyor. Geçen köyleri gezdiğimde gördüm. Açık olan kahvehaneler dahi kapanmış. Yani çiftçimiz bir bardak çay içip iki hasbihal edecek ortamlarını da kaybetmiş vaziyette. Bir diğer sorunumuz şeker fabrikası. Pancarını biz üretiyoruz. Şekerini biz üretiyoruz ama ne hikmetse Burdur şekerini Burdur halkı yiyemiyor. Şeker bazlı üretim yapan esnafımız ise kilo kilo marketlerden şeker toplayıp, o da Ankara şekeri, üretim yapmak zorunda kalıyor. Bu reva mıdır Burdur'a ya? Demir yolumuz var. Sürekli söz veriyorsunuz. Şehrin ortasından ikiye bölünen. Bir an önce yetki alıp, bir an önce projelendirilip, bunu şehir dışına çekilmesi gerekiyor. Çünkü her sene bir canımız o hemzeminde geçerken kaybediyoruz. Tarıma geldiğimiz nokta ise çiftçilerimizin borcu ayyukta. Toplam 250 milyar liraya ulaşan bir borçları var. Tarımsal girdi enflasyonu %138'leri geçti. İktidarımız köylerde çiftçi bırakmadı. Oysa bunun çözümü var.
Tamamlayalım lütfen. Küçük ölçekli çiftçilerin borçları silinmeli, tarıma verilecek destek gayri safi milli hasılanın %2 olmalı, süt yem paritesi 1,5 olarak açıklanmalıdır. Buradan şunu söylemek istiyorum. Daha konuşmam var da nasıl bir bütçe istediğimize yönelik. Ama ez cümle şunu söylemek istiyorum. Dil, din, ırk ve her türlü siyasal ayrımcılığın yok edildiği, son bulduğu, kimsenin ötekileştirilmediği bir ülkede tüm yurttaşlarımızla hep birlikte kardeşçe yaşayabileceğimiz bir bütçe istiyoruz ve bunu da yapacağız. Teşekkür ediyorum.